Dördüncü düzey çıkarma işlemleri sunumuna hoş geldiniz. İşe hemen birkaç problemle başlayalım. Burada bendeki ilk problem. 33.220 eksi 399. Evet, bu bizim, bizim ne yapmamız gerekiyor? Şimdi ona bakalım. Sanırım üçüncü düzey çıkarma işlemlerini de yapmıştık bunu. O işlemlerde de ödünç almayı yapmıştık hatırlıyorsanız. Üst sayıdaki rakamlara bakmak zorundayız. Bu işe üst sağ sayıdan, en üst sağ sağ üst sayıdan başlamak zorundayız ve bunlar alttaki sayıdan büyük olmalılar. Çünkü ancak küçük bir sayıyı büyük bir sayıdan çıkartabilirsiniz. Tam tersi yapamazsınız. En azından negatif sayıları öğrenene kadar yapamazsınız. Bu durumda şunu bir gözden geçirelim ve üstteki sayıların hepsinin alttaki sayılardan daha büyük olduklarından emin olalım. Ama hemen görüyoruz ki maalesef değiller. Evet bu 0 9'dan daha büyük değil. Bu yüzden sıfırı daha büyük büyük yapmak, büyütmek için ödünç almak zorundayız. Yani yaptığımız şey şu. 1 ödünç alıyoruz. Bazı insanlar bir tane 1 alıyoruz derler buna. Ama şunu demek istiyorum. Bazı insanlar da şöyle der. Onlar hanesinden bir tane 1 almak aslında bir tane 10 almak gibidir. Yani kolaylık olsun diye bir tane 1 aldığınızı söyleyelim ama yani bu 2'den bir tane 1 alıyorsunuz ve bu 10 aslında 10 almış oluyorsunuz. Çünkü onlar hanesinden almış oluyorsunuz. Ve o 1'i aldığımızdan dolayı bu 2 ya da 20 de 1 olur ya da 10 olur. Evet biraz daha açıklayalım. Bu 2'den 1 aldık. 10'u 0'a verdik ve 0'ı 10 yaptık. Aslında bu 2'den 10 almış olduk. 20'den 10 almış olduk. Çünkü bu 2 onlar hanesindedir. Neyse kafanızı çok karıştırdım galiba. Bunun tekniği sadece şöyle. 2'den 1 aldık ve onu 0'ın üstüne koyup 10 yaptık. Şimdi incelemeye devam edelim. Burada 1 bir, 1 e, bir birimiz var. Evet 1 9'dan daha küçüktür. O yüzden yine ödünç almak zorundayız. Dolayısıyla şimdi de bu 2'den 1 alıyoruz. Yani bu 2 şimdi 1 oluyor. Ve bu 1 de şimdi 11 oluyor ve şimdi 10'umuz var. 10, 9'dan daha büyüktür. Ve 11 de 9'dan daha büyüktür ama 1, 3'ten büyük değildir. Bu yüzden yine ödünç almak zorundayız. Evet, bu iyi bir problem. Sizi biraz daha hareketlendirsem iyi olacak. Bu problemde çok sayıda ödünç alma işlemi var. Bu yüzden ödünç almak için aynı şeyi tekrar tekrar yapıyoruz. Ve bu, buradaki 1, 11 oluyor. Ve bu, 3'ten ödünç alınacak ve o da 2 olacak. Evet sanırım işimiz bitti. 10 9'dan büyüktür. 11 9'dan büyüktür. 11 3'ten büyüktür. 2 hiçbir şeyden büyüktür. Evet 0'dan büyüktür. 3 hiçten büyüktür dedik. Böylece artık çıkarma işlemi için hazırız. Bu işin kolay kısmı şimdi. 10'dan 9 çıktı. 1 kaldı. 11'den 9 çıktı. 2 kaldı. 11'den 3 çıktı 8 kaldı. 2'den hiçbir şey çıktı 2 olarak kaldı. 3'ten hiçbir şey çıkmadı. 3 kaldı. Böylece 32.821 elde ederiz. Bu işlemi normal çıkarma işleminden daha zor yapan tek şey işin içinde ödünç alma olmasıdır ve benim ödünç alma yöntemim sizin okulda öğrendiğiniz ödünç alma yönteminden farklı olabilir. Ama bence bu daha kolay. Çünkü ödünç almayı hemen yapıyorsunuz. Ödünç alma ve çıkarma yapma, çıkarma işlemi arasında ha bire bir ileri bir geri gitmiyorsunuz. Yani burada tüm yaptığımız 0, 9'dan küçük dedik. Bir ödünç alalım, 0 burada 10 olur. Çünkü bu 1'i tam buradan aldık. Bu 1'i bu 2'den aldık ve o 2, 1 oldu. 25633 var elimizde. Bakalım, eksi eksi 578 yani aynı alıştırma. Üste sağdan başlayın, sağ üstten başlayın ve üstteki sayıların alttaki sayılardan daha büyük olduğundan emin olun. Hemen görüyoruz ki 3 8'den küçük, o halde ödünç almak zorundayız ve bu 3 13 olacak o zaman, değil mi? Sonra da bu 3'ten alıyoruz ve o 3'te artık 2 oluyor. Bu 3'ten de bir tane 1 aldık o da 2 oldu. Ve bu 1 de tam burada. Şimdi 13, 8'den büyük ama 2, 7'den küçük. O halde tekrar ödünç almamız gerekiyor. Bu 2, 12 olur. Ve bu 6 da 5 olur. 13, 8'den büyüktür. 12 de 7'den büyüktür. 5, 5'e eşittir. Böylece artık çıkarma işlemini yapabiliriz. Çünkü 5 eksi 5, 0 eder. Üstteki sayı, altındaki sayıdan daha küçük olmadığı sürece. Ve tabi bu 5, bu 0'dan büyük. Ve bu 2, buradaki hiçbir şeyden büyük. Yani artık çıkarma işlemini yapmaya hazırız. 13 eksi 8, 5 eder. 12 eksi 7, 5 eder. 5 eksi 5 0 eder. 5 eksi hiçbir şey yani 0 5 eder. 2'yi aşağıya alalım. Böylece yanıt 25.055 olmuş. Şimdi başka bir problem çözelim. Sanırım bu sizin kafanızı biraz daha fazla karıştıracak. Çünkü burada ödünç almak bu kadar kolay olmayacak. Aslında birkaç yerden ödünç almak zorunda kalacaksınız diyelim. Evet, diyelim ki elimde 37.002 var. Eksi 155 diyelim. Yine aynı alıştırma. Yani bu 2, 5'ten daha küçük. O halde ödünç almak zorundayız. Yani bu 2, 12 olacak. Ama bir saniye, burada bir 0 var ve siz 0'dan ödünç alamazsınız. Bazıları sizin 0'dan ödünç almanızı isteyeceklerdir ama bence bu her şeyin karışmasına sebep olur. Bu yüzden 0'dan ödünç alamazsınız. Çünkü burada hiçbir şey yok. Bu yüzden ne yapacağız? Bu 0'dan ödünç almak yerine buradaki 0'a bir bakalım. Ama burada da hala hiçbir şey yok. Öyleyse şuna bakalım. Hmm, burada bir 7 var. O zaman yaptığımız şey, bu 0'dan 1 almak yerine, ki bu yapması zor bir şey, bu 700'den 1 alırız. Tümüyle bu 700'den. Pekala, 700 eksi 1 ne eder? Evet, 699 eder. Yani bu 700, 699 olur. Bunların hepsinin üzerine çizelim ve şimdi sayılarımızı tekrar kontrol edelim. 12 5'ten büyüktür. 9 da 5'ten büyüktür. 9 1'den büyüktür. 6 hiçbir şeyden 0'dan büyüktür. Ve 3 de yine hiçbir şeyden büyüktür. Şimdi çıkartmayı yapmaya hazırız. 12 eksi 5 7 eder. 9 eksi 5 4 etti. 9 eksi 1 8 eder. 6 eksi hiçbir şey 6 eder. 3 eksi hiçbir şey 3 eder. Evet, işte bitirdik. Sonucumuz 36.847. Evet, sanıyorum bir problem daha yapmak için vaktimiz var. Diyelim ki elimde 3.201 var, eksi 502 diyelim. Aynı alıştırmayı yapıyoruz. 1 2'den küçüktür. Bu yüzden ödünç almamız gerekiyor. Bunu 11'e çeviririz. Ama 0'dan ödünç alamayız. Bu yüzden tümüyle 20'den ödünç almamız gerekiyor. Pekala, 20 eksi 1 ne eder? 19 eder. Burası 19 olur. O halde tekrar kontrol edelim. 11, 2'den büyüktür. 9, 0'dan büyüktür. Hmm, evet, 1, 5'ten büyük değildir. Bu yüzden tekrar ödünç almak zorundayız. Bu 1, 11 olur. Bu 3'ten ödünç aldık, burası 2 oldu. 11, 2'den büyüktür. 9, 0'dan büyüktür. 11, 5'ten büyüktür. 2, kesinlikle alttaki hiçbir şeyden büyüktür. Evet, demek ki çıkarmayı yapmaya hazırız. 11 eksi 2, 9. 9 eksi 0, 9. 11 eksi 5, 6 eder. 2 eksi hiçbir şey 2 eder. Böylece 3201 eksi 502 demek ki 2699'muş. Sanıyorum artık bu konuda yeterli bilgiye sahipsiniz. Sadece şunu hatırlamanız lazım. İlk olarak ödünç alma işlemini yapın. Üstteki tüm sayıların alttaki tüm sayılardan büyük olmasına, en azından alttakiler kadar olmasına, en azından alttakilere eşit olmasına dikkat edin. Sonra da çıkarma işleminizi sanki normal bir çıkarma işlemi yapıyormuş gibi yapabilirsiniz. Umarım bunları yapmak çok sıkıcı gelmemiştir. İleride çıkarma ile ilgili daha başka şeyler de anlatacağım. Hoşçakalın.